Herkese merhabalar. Kırmızı Aşk Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok tatlı ve çok güzel bir patik modeli anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil simgesini de açık hale getirirseniz eğer diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Sosyal platformda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Evet, bu modelimizde gördüğünüz gibi 7 sıra şu şekilde bir burun yapacağız. 7 sıra öreceğiz bunu, genişleteceğiz yani arttırarak. Toplam 50 ilmeğimiz olacak. 50 ilmeğimiz olduktan sonra 7. sırada sonra bu modelimizi yapmaya başlayacağız. Modelimizi yapacağız. Sonra yine 2 sıra trabzan yapacağız. Sonra yine modelimiz toplam 4 tane olacak. Ondan sonra tam bilek kısmını yapacağız. Bilek kısmından ayrımına geçeceğiz. Ayrımdan sonra bu bölümü yapacağız ve kaydırma tekniğiyle burayı tığ ile yapacağız. Sonra etrafını gördüğünüz gibi buradaki uyguladığımız fıstık modelini buraya da yapacağız ve üzerine iki sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kendini toparlasın, salmasın diye. Gördüğünüz gibi güzel duruyor. Bunu yuvarlak burun modeliyle de yapabilirsiniz. Yuvarlak modelinde örmeye başlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5. sırada toplam 50 ilmeğe ulaşılıyor. Yani o zaman 5. sıradan sonra kurmaya başlayacaksınız orada. O yuvarlak burun modelinde. Orada 50. sıraya daha aşağılarda yani 5. sırada ulaşmış oluyor. Ben 2.0 kullandım tığımı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Marka göstermeden 2.0. İpim de patiklik ip arkadaşlar. Renkleri bu şekilde yakından göstereyim. Kamerada birazcık koyu duruyor. Mor. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle tığımıza sabitledikten sonra 15 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İlmeğimizi alıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 değil 4. zincire batıyoruz. Bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 değil. 4. zincire batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde önce ikisini, sonra kalan ikisini. Yanındaki zincire batıyorum. Önce ikisini, sonra kalan ikisini. Bu şekilde toplam 12 tane olacak arkadaşlar. Hemen bütün zincirlerin tepesindeki boşluğa sırayla batıyoruz. Evet. Bu şekilde 12 tane yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, toplam 12 tane oldu. Bir tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvaya, yani son deliğime bir tane daha batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Tam trabzanın karşısına, bakın, tam trabzanın karşısına ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi zincirden önceki trabzanın tam karşısına ikili trabzan yaptım. Diğer yanındakine batıyorum şimdi. Bütün trabzanın tam karşısına batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyoruz.
Şimdi birazcık hızlı yapıyorum ben. Çünkü aynısı. Toplam burada da 12 tane olacak. Bakın, zincirden önceki trabzandayım. Şöyle göstereyim. Zincirden önceki son trabzandayım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi alıyorum. Son trabzanın aynı yuvaya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu iki zincir çektiğim yerin tepesine batıyorum. Ve kaydırma tekniğiyle hiç ilmeğimi almadan birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi ilk burun kısmını oluşturduk. Şimdi iki zincir çekiyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Sonra diğer yana batıyoruz. Bütün trabzanlar şimdi ikili trabzan yaparak geçiyoruz. Köşedeki zincir çektiğimiz yere kadar geliyoruz şimdi. Evet. Son ikili trabzanı da yaptım gördüğünüz gibi. Bakın zincir kısmına geldim. Tam görünüyor mu? Şurası tam zincir kısmı köşe. Hemen ilmeğimi alıyorum. O zincirin içine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi aldım. Yine aynı. Bakın aynı. Zincirin içine köşedekine batıyorum. Ve ikili trabzan yaptım. Şimdi ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki trabzana. Yanındaki trabzana batıyorum. Ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yine bu tarafta aynı işlemi uyguluyorum. Köşeye gelene kadar. Evet, buradaki köşeye de geldim gördüğünüz gibi zincirin çekildiği yere. Hemen ilmeğimi aldım. O boşluğa doladım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi aldım. Yine aynı zincirin içine ikili trabzan yaptım. İlmeğimi aldım. Hemen yanındakinin tepesine ikili trabzanımı yaptım. Diğer yanındakini bakıyorum. Tamam, zincire gelmişim. Hemen zincirin tepesine batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burun kısmı oluştu. İki sıra ördük. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. İki zincir çekiyoruz. Yine köşedeki zincire kadar örüp gelelim. Evet, köşedeki arttırma yerime geldim gördüğünüz gibi. Hemen ilmeğimi alıyorum. Zincirin içine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. İlmeğimi alıp aynı zincirin içine ikinci trabzanımı yapıyorum ikili. Sonra ilmeğimi alıyorum. Yanındaki trabzandan devam ediyorum. Evet.
Köşelerde yaptığımız işlem bu. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Köşelere geldiğimiz zaman zincirin içine bir trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Sonra bir zincir çekiyoruz. Sonra aynı zincirin içine ikinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yani şu şekilde. Köşelerde yaptığımız başka işlem yok. 6 sıra bu şekilde örelim. Sonra 7. sırayı hep beraber örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet. Toplam 6 sıramı ördüm. 2, 4, 6, 7. sırayı da tam köşe arttırmasına kadar trabzanlarımı yaptım. Bağlantımı sağlayıp trabzanlarımı yaptım. Şimdi bunun diğer sıralardan tek farkı toplam 44 tane trabzanımız var. Bizim istediğimiz 50 trabzan. Bu 7. sırada bu köşelere aralarına zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu zincire. İkincisini yapıyorum şimdi aynı boşluğa ve üçüncüye yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu köşeye 3 tane zincire 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Aralarına zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yaptım. Böylelikle 44'te 45, 46, 47 oldu. Bu köşede de 3 tane yapacağız. Bu köşeye de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara zincir çekmeden. Sonra bağlantımızı sağlıyoruz ve artık mor ipimizi kesiyoruz. Beyaz ipimize geçip modele başlıyoruz. Şimdi hep beraber trabzanlarımızı yapalım. Köşeye de 3 tane ikili trabzanımızı yapıp sonra diğer trabzanlarımızı yapıp bağlantımızı sağlayıp ipimizi koparıp gelelim. Evet, ipimi kestim gördüğünüz gibi. Toplam 50 sıraya ulaşmış olduk. Bu arttırmaların olduğu yerin patiğin alt tarafına gelmesini istediğim için burada çeviriyorum modelimi ve ön yüzünün bu taraf olmasını istiyorum. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Ve modelimizi kurmaya başlayacağız şimdi. Şöyle ilk başta bir sabitliyorum beyazı. Daha sonra arkadan bir yerden tığıma batırıp herhangi bir yerden batırabilirsiniz arkadaşlar. Ama arkada olsun gözükmesin yani birleştirme kısmının son şeyi arka kısmında olsun. Sabitledikten sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlmeğimi alıyorum. Burayı yakından göstereyim. Zincir yaptığım trabzan değil. Yani zinciri yaptığım trabzandan sonra sayıyorum. Birincisi değil, ikincisi değil, üçüncüye. Yani 2 tane trabzan atlıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra ipimi alıyorum. Yan fıstık uygulaması yapacağız. Trabzanın altından geçiyorum. İlmeğimi alıyorum. 1. İlmeğimi alıyorum. İkinci kez geçiriyorum. 2. İlmeğimi alıyorum. Üçüncü kez geçiyorum. 3. İlmeğimi alıyorum. Dördüncü kez geçiriyorum. 4. Sonra ilmeğimi alıyorum. Ana ipimle yani en sondakiyle bu götürmüş olduğum tığı çıkarıyorum. Tığımda toplam 2 tane ilmek kalacak arkadaşlar. Evet, 2 tane ilmek kaldı. İkisini beraber geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum. Yapmış olduğum trabzanı saymıyorum. Yanındaki değil. 1, 2 trabzan atlayıp 3.'ye batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. 1, yine 2, 3 ve 4. Ve ilmeğimi alıp son 2.
Son iki kalıyor. İkisini de beraber çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi alıyorum tekrar. İki trabzan atlıyorum. Bir, iki atladım. Üçüncüye batırdım. Ve ilmeğimi aldım. İkili trabzan yaptım. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Yine yan fıstık uygulaması yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. İlmeğimi alıp geçiriyorum. Son iki tane kaldı. Gördüğünüz gibi ikisini beraber çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplam 16 tane olacak. Sonra birleştireceğiz. Burada birleştirme kısmını yapacağız. 17.'si de bu olacak. İlmeğimi alıyorum. Son kez gösteriyorum. 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne tığımı batırdım. Ve ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi aldım. 1, yine fıstık uygulamamızı yapıyoruz. Yan 2, 3 ve 4. Yine tığımızı çıkarıyoruz. Son iki tane kaldı. İkisini beraber çekiyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Elinizi ne sık bırakın ne de çok bol bırakın arkadaşlar bunu yaparken. Rahat bırakın. Bu 38 ayak numarası için yapılıyor arkadaşlar. Siz eğer 36 yapmak istiyorsanız 15 zincirden daha az bir zincir çekip burun kısmını oluşturun. 38'den daha yüksekse ayağınız eğer 18 zincir çekip bunu ilk 3 parmağınıza göre şöyle göstereyim. Zincir çekip şu 3 parmağın sayısına göre ölçünüzü yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi hep beraber iki trabzan atlayıp üçüncüye yan fıstık uygulamamızı yapalım. Toplam dediğim gibi 16 tane olacak. 17'sini hep beraber yapacağız. Evet. 16 tane fıstık uygulamamı yaptım. Yan fıstık uygulamamı. Şimdi sonuncusunu yapacağım arkadaşlar. 16.'yı yaptım. Bir zincir çektim. Bu 5 zincir çektiğim yerin toplam 1, 2, 3. Üçüncü yerinin tepesine batıyorum. İlmeğimi alıp kaydırıyorum bu şekilde. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3 ve 4. Şekilde sonuncusunu da yaptım. Bir zincir çektim. Hemen bu yanındaki fıstığın bir zincir değil, ikincisine batıyorum. Hemen kaydırıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi ilk sırayı yapmış olduk. Hemen mor ipime geçiyorum. Hemen sabitledim. Artık bundan sonra kırma yok arkadaşlar. Sırayla iplerimizi elimizden değiştirerek gideceğiz. Şimdi sabitledim. İki zincir çekiyorum. İki zincir çektikten sonra hemen ilmeğimi alıyorum. İlk yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum. Ve tepesine bir adet fıstık uygulaması yaptık. Sonra ilmeğimi alıyorum. İlkine bir adet fıstık uygulaması yapacağız. İkili trabzan uygulaması yapacağız. Pardon. Fıstığımızın. Diğerlerinin hepsine 2 adet yapacağız. Şimdi hemen diğer fıstıkla ikisinin arasındaki trabzana batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Ne çok sıkıyorum, ne çok kaydırıyorum. Şu şekilde ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Diğer fıstığın tepesine batıyorum.
ve ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi alıyorum, aynı fıstığın tepesine batıyorum. 2 adet ikili trabzanım oldu bakın fıstığın tepesinde. Şimdi ilmeğimi aldım. Diğer fıstığın yanındaki trabzana batıyorum. İlmeğimi arkadan alıp ne çok sıkıyorum, ne çok bol bırakıyorum. İkili trabzan yaptım. İlmeğimi aldım. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. Aynı fıstığın tepesine 2 adet aynı yuvaya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Yine diğer fıstığın yanındaki trabzana batıyorum. İlmeğimi arkadan alıp ne çok uzun ne kısa orta ayarda ikili trabzanımı yapıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Fıstıklarımızın tepesine 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Hemen diğer fıstığın da alttaki trabzanın tepesine batıp yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine toplam 50 adet ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Sayılara dikkat edelim. Sıkıntı yaşamayız sayılara dikkat edersek. Çünkü üstte yine fıstık uygulamamız var ve 50 adet yine sıramız olması lazım. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Birleşme kısmında gelmeden önceki fıstığa kadar yapalım. Ondan sonra hep beraber göstereceğim. Evet. Son fıstığımın önceki yeri de yaptım. Gördüğünüz gibi hemen son fıstığımın üstünde bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra ilmeğimi alıyorum. En alttaki yerden çıkartıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıp üst zincir çektiğim yerden ilmeğimi kaydırıyorum. Evet. Siz bir önceki başlangıç kısmını tam fıstığın tepesinden başlarsanız daha rahat olur arkadaşlar. Buranın birleşimini hani sıkıntı yaşamamız için. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Bu arada bunu yaptıktan sonra ilmeğinizi kesinlikle sayın. 50 tane mi değil mi diye. Ben saydım, kontrol ettim. 50 tane arkadaşlar. Şimdi üst sırayı sadece ikili trabzan yapıyoruz. Tepelerine batıyoruz. Hepsinin sırayla ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlayalım. Kaydırma tekniğiyle birleştirip sonra diğer ikinci sıramızı göstermeye başlayacağım hep beraber. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Hemen beyaz ipime geçiyorum. Hemen orada. Hemen mor ipime sabitliyorum. Bu şekilde. Üst zincir, 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. İlmeğimi aldım. 2 tane bakın 5 zincirimi çektim. 2 tane ikili trabzan atlayıp 3.'ye batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi alıyorum yine. 1 yan fıstık uygulamamı yapıyorum. 2 3 ve 4. Hemen ilmeğimi kaydırıyorum. Son 2 tane kaldı. Hemen ikisini beraber çekip bir zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Yine 1 2 trabzan atlayıp 3.'ye batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Yan fıstık uygulamamı yapıyorum. Şimdi 1 2
3, 4. Yine ilmeğimi çekiyorum. Son iki tane kaldırdığımda gördüğünüz gibi ikisini beraber çekip bir zincir çekiyorum. Yine burada da toplam 16 tane yan fıstık uygulamamız olacak ve 17'si burası olacak. Yine alttaki yaptığımız gibi. Şimdi 16 tane fıstık uygulamamızı yapıp 17'yi de hep beraber yapalım. Evet, yine toplam 16 tane fıstık uygulamamızı yaptık ve 17.yi yapacağız. Yine 3. zincire 1 2 3. zincire batıyoruz ve ilmeğimizi alıp kaydırıyorum direkt. Ve ilmeğimi alıyorum. Son 17. fıstık uygulamamı yapıyorum. 2 3 ve 4. Ve ikisini beraber çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra hemen dibindeki zincir değil, ikinci zincire batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Evet. Böylelikle iki sıra yapmış olduk. Daha sonra yine mor ipime geçiyorum. Hemen arkasından ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 3. İlmeğimi alıyorum. Yine aralarındaki trabzana batıyorum. İlmeğimi arkadan çıkartıyorum. Belli bir boyuta getirdikten sonra ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi alıyorum. Yine fıstığımın tepesine 2 adet ikili trabzan yaptım. İlmeğimi aldım. Yine iki fıstığın arasına batırdım. İlmeğimi arkadan alıp çıkarttım. Hemen ikisini bir çekiyorum. Kalan ikisini beraber bir çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Toplam bu sırayı da tamamladıktan sonra hepsine bir tane bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Sonra beyazımıza geçiyoruz tekrar. Bu şekilde toplam 4 tane beyaz olacak arkadaşlar. 4 tane beyazımızı, yani kalan ikisini de yapalım. Daha sonra üstüne yine ikili trabzanımızı yapıp onun üzerine tekli trabzanımızı yapalım ve bilek kısmının ayrımına geçelim. Yani şuradan göstereyim. Şu iki sırayı yaptık. Bu iki sırayı da yapalım. Bu fıstığımızı yaptıktan sonra yine aşağıdaki uygulamamızdaki gibi fıstıkların üzerine iki adet ikili trabzan yapalım. Aralara tekli trabzan. Üstünde zaten komple hepsini tekli trabzan yapalım. Ve sonra bilek kısmımızı geçip ayrılma kısmını yapıp daha sonra oradan devam edelim patemizi yapmaya. Şimdi hep beraber bu iki sırayı da yapıp gelelim. Ben de şimdi öreceğim. Hep beraber devam edelim sonrasında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 sıra ördüm. Fıstık yan uygulamamızı. En üstte de dediğim gibi fıstıkların üzerine 2 adet ikili trabzan, yanlarına bağlantımı yaptım. En üst tarafı da trabzanını yaptım ve bitirdim. Yaptığım birleştirme kısmı altta kalsın diye ipimi burada kesiyorum ve artık bilek kısmına geçiyoruz. Tam şurayı yapımına geçiyoruz. Bunun için şöyle arkadaşlar, toplam 50 tane trabzanımız var. Bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam 9 tane. 3 tane buradan, 3 tane buradan yaptığım zaman toplamda 3 tane fıstık kalıyor direklerle beraber. Yanındaki şu direklerle. Şöyle göstereyim. Yanındaki şu direklerle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yan direklerle beraber tam 10 sayılıyor. Yani tam
Ara kısmı 10 tane boşluk bize gerekiyor. Şu bilek kısmı için yetiyor. 40 tane de trabzan yapacağız. Şimdi hemen direğimin, bakın, birleştirme direğinden değil, bir sonraki nantığımı geçiriyorum. Hemen mor ipimi alıyorum. Ve buraya sabitliyorum. Hemen iki zincir çekiyorum. 1, 2. Yanından devam ediyorum. Evet, trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Arkadaşlar. Tam şuraya kadar yapacağız. Bakın. Yan direk uygulamasını görüyorsunuz. Tam şurası bitiş olacak. Yani burayı yapmayacağız. Bir önceki yere yaptığımız zaman bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir açıklık elde etmiş olacağız. Şimdi hep beraber buraya kadar, dediğim gibi, direkten bir sonraki yeri de alıyoruz. Direği yapmıyoruz. Direk boşta kalıyor. Toplam 10 tane olacak. Oraya kadar ikili trabzanımızı yapalım. Hep beraber gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1, 2, 3. direğe geldim. Tam direk kısmından bir öncekini yaptım. Toplam arada 10 tane trabzan oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, hemen ters çeviriyoruz. Hemen ilmeğimi alıp yanındakine batıyorum. İkili trabzan yapmaya devam ediyorum. Toplam 40 ilmek olacak. Dikkatli bir şekilde yapın. Sayılarınız eksilmesin. Bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Yine buraya geleceğiz. Burada yine bir üst sıraya geçmek için iki zincir çekip yine o şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bu yapmış olduğumuz ikinci sıra olacak arkadaşlar. Toplamda şurada 10 sıra yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. sırayı yapacağız. 11. sırada artık tabanımızı, topuk kısmını oluşturacağız. Şimdi hep beraber 10 sıra ikili trabzanımızı örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız biz. Bakın, 1, ikinci sıradayız. Bu şekilde toplam 10 tane sıra ikili trabzanımızı yapıp hep beraber oradan topuk kısmını yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 9, 10 sıra ördüm. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11. sıraya geldik. 17 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. 17 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17.yi yaptım. Kenarlarda 17 ilmek kalacak. Şimdi topuk kısmına geçiyorum. İlmeğimi hiç dolamadan tığıma direkt 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ilmeğimi doluyorum ve geriye kalan 17 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde geriye kalan da 10 trabzanımız kaldı. 10 trabzanımızı da örelim. Sonra bir üst sıraya geçelim. Yine bu sık iğne olan bölüme gelelim. Oradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu kalan 10 tane ikili trabzanı yapıp üst sıraya geçiyoruz. 17 tane ikili trabzanımızı örüyoruz yine. Sık iğne tarafından devam edeceğiz hep beraber. Evet, tamamladım ve bir üst sıraya geçtim. 17 tane ikili trabzanı ördüm. Yine sık iğne bölümüne geldim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımı alıyorum. Hemen sık iğnenin ilk sık iğneye batıyorum. İlk 2 tane ilmeğimi alıyorum. Tığımda 2 tane kaldı. İlmeğimi tekrar alıyorum. Diğer sık iğneye batıyorum. İlk 2 tanesini çekiyorum. Sonra tığımda kalan 3'ünü bir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi alıyorum. Sık iğneye batıyorum. Önce ikisini alıyorum. Tığımda 2 tane kaldı. İlmeğimi doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. İkisini alıyorum ve kalan üçünü bir alıyorum. Sonuncuyu yapacağız artık. İlmeğimi alıyorum. Sık iğneye batıyorum. Önce ikisini alıyorum. Tığımda 2 tane kaldı. İlmeğimi alıyorum. Son sık iğneye batıyorum. 2 tanesini alıyorum. Sonra tığımda üçünü bir çekiyorum. Şimdi ilmeğimi aldım. Kalan 17 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kalan 17 ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir sıraya geçiyoruz. Bir sırada arkadaşlar eksiltme yapmıyoruz. Bir sırada hepsini ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı örelim. Bir sıraya geçelim. Hepsini ikili trabzan yapalım. Sonra patiğimizi dikim aşamasına geçeceğiz. İpimizi kopartmıyoruz. Hemen geçişi yapacağız. Evet arkadaşlar, hepsini son sıramızda ikili trabzan yaptık. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadık. Şimdi ön tarafı bu taraf arkadaşlar. Ön tarafı şöyle göstereyim. Şöyle ikiye katlıyoruz dış kısmına doğru, bakın. Şöyle dış kısmına doğru şöyle ikiye katlıyoruz. Ve burada kaydırma tekniği uygulayacağız. İlmeğimizin son şu kenarda 3 zincir çektiğimiz yerin tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve bu taraftan kaydırıyorum. Evet, birleşimimi yaptım. Şimdi karşılıklı gelen ilmeklerimi şu şekilde kaydıracağım. Sık iğne olarak hiç ilmek almadan kaydırma tekniği uyguluyorum direkt. Bakın, ikisini beraber kaydırıyorum. Tığımı batırıyorum ilkine. Karşılık gelen yere alıyorum. İlmeğimi alıp bu taraftan şu şekilde kaydırıyorum. Şu şekilde alıyorum. Diğer karşılık gelen yere ikisini beraber çekiyorum. İlmeğimden kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şekilde kaydırma yapıyoruz.
Evet. Bu şekilde karşılıklı gelen yerleri yaparak patiğimizin taban kısmını birleştirerek tamamlayacağız. Tek burası dikim yeri. Hiç belli olmuyor bu şekilde. Son yerimi de yapıyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çektim. Ve artık kesiyorum. Evet. Patiğimizin gördüğünüz gibi birleşimini de yaptık. Bakın. Hiç belli olmuyor. Evet, şimdi geldik çevresini yapmaya. Beyaz ipimizi alıyoruz. Ben yine birleşimini arkada olmasını istediğim için arkadan bir yere sabitleyeceğim beyaz ipimi. Siz de öyle yapın, arkada gözüksün. Yan fıstık uygulamasının bitişi. Hemen ilk yapmış olduğum köşedeki trabzana tığımı batırdım. Beyaz ipimi alıyorum ve sabitliyorum. Şu şekilde sabitledim. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki trabzana bakın. Yanındaki trabzana şöyle yapacağım. Biraz daha parlaklık olsun. Hemen yanındaki trabzana batıyorum boşluğa. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen yan fıstık uygulamamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 Hemen bu şekilde son iki tane tığımda kaldı. İkisini beraber çekiyorum. Bir zincir. İlmeğimi aldım. Hemen yanındaki trabzanın en köşedekine bakın. En köşedeki yere batırıyorum en köşedeki yere. Hemen ikili trabzanımı yaptım. 2. Hemen yan uygulamamızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hemen son iki tane kalana kadar bu şekilde ikisini beraber aldım. Bir zincir çektim. İlmeğimi doladım. Hemen yanındaki köşedeki trabzana batıyorum. Ve ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi aldım. Hemen yan fıstık uygulamasını yapıyorum. 3 ve 4. Evet, bu şekilde buraya kadar yapalım arkadaşlar. Sonra ön tarafını yapacağız hep beraber. Ön tarafını yaptıktan sonra bu tarafı da yapıp bir üst tarafa geçeceğiz. Şimdi şuraya kadar olan yan fıstık uygulamamızı yapalım. Yan fıstık uygulamamı yaptım. Şimdi geldik ön tarafa. İlmeğimi aldım. Bakın. İlmeğimi aldım. İlk başlangıç trabzanın tepesine batıyorum. Hemen ikili trabzanımı yaptım. Toplamda buraya 4 adet yan fıstık uygulaması yapacağız.
Tam 4 tane oluyor arkadaşlar. İlkini yaptık. Yine aşağıda yaptığımız gibi 2 adet trabzan atlayıp 3.'ye yapacağız. 1, 2 ve 3.'yi. 1, 2, 3 ve 4. Yine 2 tane atlıyoruz. 1, 2. Üçüncüyü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Yine pardon. 2 tane atlıyoruz. 1, 2 ve sonuncuyu yaptık. Evet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, kaçırdık. Bir daha yapacağız mecbur. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi artık diğer tabağa geçiyoruz. Bakalım 1, 2 ve diğer yan uygulamamıza geçiyoruz. Hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde yana geçtik. Son birleştirme kısmına kadar yan fıstıklarımızı da bu şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi yapıp gelelim. Evet, birleşimi yine alt taraftaki gibi aynı şekilde uyguladığım için orayı göstermedim. Burada yaptığımız gibi. Şimdi hemen aralara bir tane sık iğne yapıyoruz. Tepelere bir tane. Aralara bir tane, tepelere bir tane. Fıstıkların tepesine bir tane sık iğne, aralara bir tane. Fıstığın tepesine bir tane. Aralara bir tane sık iğne yapıyoruz. Bunu etrafına bir sıra dolanıyoruz, geliyoruz. Birleşim yerini göstereceğim. Şimdi hep beraber sık iğnemizi yapalım. Birleşme kısmına kadar gelelim. Evet, son birleşim yerini de yaptım. Gördüğünüz gibi tığıma batıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine şuradan hemen ilmeğimi alıp bu şekilde birleştiriyorum. Sık iğneyi birleştirdim. Şimdi tepesine tekrar bu yapmış olduğum alttaki sık iğnelerin tepesine batarak bir sırada sık iğne gidiyorum. Bu şekilde bu bilek kısmını da çok güzel bir şekilde toparlamış oluyoruz gördüğünüz gibi. Ayakta çok güzel duruyor. Şimdi bir sıra daha sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, patiğimizin bitiş kısmında yine alttaki gibi kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim ve kestim. Mankenime taktım. Daha iyi görmeniz için modeli. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok tatlı bir model oldu. Mankenim 36 numara. Bu ayak numarası 37-38 bu ördüğümüz model. Eğer 36 numara örmek istiyorsanız dediğim gibi ilk baştaki zincir kısmını 15 değil de 12 çekip daha ufaktan başlayabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir modelimi. Evet, gördüğünüz gibi çok tatlı ve çok güzel oldu.
Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil simgesini de aktif hale getirseniz diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Sosyal platformlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi, beğeni ve yorumlarınızı alt kısma bekliyorum. Kafanızda takılan bir yer olursa eğer yorum kısmında yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Teşekkür ederim herkese. Bir başka videoyla görüşmek üzere.